Sayın izleyiciler, Hayat Bir Sanat programında bugün değerli yazar Selim İler ile birlikte bir Türk klasiğini daha Halide Edip Adıvar'ı ele alacağız. Değil mi öyle? Klasik evet, deyince. Elbette. Akla gelen yani, isimler. Hem yenilik edebiyatımızdan başlangıcı açısından hem de ona yol açıcı olarak artık bugün önemli bir klasik. Çok önemli bir klasik yazarımız. Yani sadece hayatımızda değil, romancılığımızda da, edebiyatımızda tabii, da, her tabii. Şeyde kadınlar. Değil mi? Halide Edip Adıvar'da kadının varlığını kanıtlayan çok somut örnek değil mi? Kendisinden önce bazı öncüler var, Fatma Aliye Hanım gibi. Tabii. Ama onlara hiçbir zaman Halide Edip kadar ön planda olmamışlar. Halide Edip birdenbire hem şahsi hayatında hem edebi hayatında bir star, gerçek bir yıldız olarak bir parlayışı var. Gerçek bir yıldız, yani hayatı da ilgi çekici. İlk evliliğini evet. Bir aşk evliliği olarak yapmış, ondan iki çocuğu olmuş. Fakat sonunda eşi, ilk eşi yeniden tekrar evlenmeyi niyet edince üstüne evlenmek, evet. Üstüne evlenmeyi evet. Niyet edince ayrılmış. Hiç dargın Adnan adı var diye bildiğimiz Doktor Adnan Bey'le. Vekalet usulüyle üstelik evlenmiş, değil mi? Onu bilmiyordum. Evet. Vekalet usulüyle evet. Evlenmiş Adnan Bey'le? Evet. Onu hiç bilmiyordum. Kendisi daha yani Adnan Bey'in yanına gelmeden, İstanbul'a gelmeden Adnan Bey'le evlenmiş. Böyle bir olay. Bir tanışıklıkları var ama herhalde. Var tabii. Zaten babasının şeysiyle, yardımıyla oluyor bu vekaletli evlilik. Evet. Bu o yıllarda Halide Edip Hanım anıların ikisinde de hem Mor Salkımlı Evde hem Türk'ün Ateşle imtihanında bu meseleler üzerinde çok fazla durmuyor. Yani şahsi hayatını herhalde ön plana çıkartmak istememesinden dolayı. Ama ilk evliliğin, matematikçi Zeki Bey'le olan evliliğinden bir kırgınlık duyduğunu ilk Türk'ün Ateşli imtihanının başında detaylarıyla yazmış. Çünkü Zeki Bey'e aşık olmuş. Evet. Yani. Hem öyle hem de tekrar üzerine evlenme motifini. Yani okuldan mezun olur olmaz hemen evet. Evlenmiş. Hocası zannediyorum ayrıca. Evet, matematik hocası. Evet. Bir de Halide Edip'in çok büyük özelliği, bunu unutmamak lazım, İngilizceyi çok iyi biliyor. Evet. Yani hem Amerikan Koleji'nde okumuş, hem de çok çalışmış. Yani sonraki hayatında zaten bir bölümü İngiltere'de geçiyor. Evet, kendisinin de ama dile olan, İngilizceye olan müthiş bir tutkusu var. Yani sadece bir öğrenci olarak değil, İngiliz edebiyatına tuhaf bir tutku duyuyor. Başta George Eliot olmak üzere, hatta ısrarla ömrünün sonuna kadar beni romancı yapan George Eliot'un eserleri oldu diyor. O da bir kadın değil mi? O da bir kadın. George bir kadın Eliot. Yazar. Belki hakikaten dediğiniz gibi bir kadın yazarı tercih etmesi ona ben bir yol... George Eliot'un bir romanını okudum, beni o kadar şey etmedi, etkilemedi yani. Halide Edip'i herhalde farklı etkilemiştim bir kadın olduğu için. Tabii Türkiye'de Kıyıdaki Değirmen galiba en çok evet. Satmış olan eseridir. Ben de galiba onu okumuştum. Başka eserde de çevrildi. Fakat hiçbir zaman dediğiniz gibi bir Halide Edip çapında hayır, bir okurla buluşması olmadı George Eliot'un. Ama İngiliz edebiyat tarihine baktığımız vakitte İngilizler üzerinde çok büyük bir etkisi olmuş. Hem insan olarak çok hem siyasi tavrı tabii. Olarak. Yani İngiliz edebiyat kitaplarına baktığınız zaman George Eliot'a çok büyük yer ayırıyorlar. Yani bir kadın yazar olan ismi de evet, farklı. İngiltere üzerindeki etkisi açısından evet. Da. Ama beni etkilememişti açıkçası Halide Edip gibi. Halide Edip deyince benim aklıma önce Sinekli Bakkal geliyor. Neden, evet. Nedense? Niye öyle geliyor acaba? Çok çarpıcıydı. Yani mesela oradaki Bilal, mahalledeki Bilal sonra şeyle evlendiği. Peregrini. Peregrini. Evet, piyanocusu. Piyanocusu. Sonra Müslüman olup Osman adını alan. Osman adını alan Peregrini'nin geçmişinde müthiş bir Katolik ailenin çocuğu Peregrini. Birdenbire o Sinekli Bakkal sokağındaki o farklı dünya onu çok etkiliyor. Çok hoşuma gitmişti. Hele tabii işte, bir masal havası da eser. Yani şimdi Halide Edip, sözünüzü kestim özür dilerim. Halide Edip Hanım'ın öteki eserlerinde Abdülhamit devrine karşı çok ağır eleştiriler vardır. Yani o devrin bir istibdat devri olduğunu en çok yansıtanlardan birisi Halide Edip'tir edebiyatımızda. 1930'larda yazıyor Soytarı ve Kızı adıyla İngilizce olarak. Sonra
Türkçe'ye tercüme ediyor Sinekli Bakkalı. Aradan geçen o 20 yıl zaman zarfında Ayda döneme daha bir masalsı bir şekilde evet. bakmış. Yani o ağır eleştirilerinde daha insanlara siyah ve beyaz değil, gri olarak görebilmiş. O da çok ilginç. Bir de galiba şey. Müziğe tutkumdan oradaki Bilal. Evet. Pencere açıldı Bilal oğlan, evet. Pişto patladı diye türküsü de var yani. O Bilal'in. Şimdi siz söyleyince düşündüm. Hakikaten Sinekli Bakkalı hiçbir zaman müzik açısından düşünmemişim ben. Dediğiniz gibi bir müzik meselesi var orada. Doğu ve Batı müzikleri meselesi evet. var. İki tarafında birbirine... Peregrin'in piyano çalıyor evet. çünkü. Ama aynı şekilde Peregrin'in Türk müziğini de, Osmanlı müziğini de anlama çabası. Bir de şu düşündürttü beni. Onun Halid Edip'in çok az bilinen fakat son derece önemli bir hikayesi vardır. Kubbede kalan Hoş Seda. Evet. O da 39'da mı ne yazmış onu. Orada da science fiction kullanmış. 1955'te geçiyor hikaye. Yani yazılış devri 30'lar ama geçiş. Orada da bir Türk operasının var olması isteği var. Bir yarışma yapılıyor. Ve bir yeni, yepyeni bir Türk operası. İlk defa bir Türk operası bestesi. Oysa öyle bir gerçek de var değil mi? Sadece bir kere sahnelenen bir Türk operası var. Atatürk'ün isteği üzerine. Evet, Özsoy operası dediğiniz gibi. Özsoy bir kere oynuyor. Evet. Bir de sonra yıllar sonra galiba bir plak bir şey yapıldı ama olmadı. Yani beğenilmiyor. Şimdi belki de onu belki de biliyordu Halid Edip Hanım. Olabilir. Çünkü bu hikayesinde çok uzun uzadıya Türk operasının İstanbul'un seslerinden oluşmasını temenni ediyor. Evet. Sabahın sesleri, sütçünün sesi, horozun sesi, ağlayan çocuğun sesi, yine ninni. Yani oradaki seslerdeki batı enstrümanlarıyla yerli sesleri araması beni çok etkilemiş. Çok enteresan. Mesela Bernstein'in New York anlatırken mutlaka can kurtaran sesleri gelir. Hı, o senfonisinde New York anlatan ya da Münir Nurettin. Evet, tabii. Yine İstanbul'u şey derken tabii. mutlaka bir ezan sesi tabii, girişte koyuyor. Tabii mutlaka çok da yakışır, evet. Yani demek ki Halid Edip Hanım bunun farkındaymış. Ama siz söyleyince kadar bunun üzerine hiç düşünmemiştim. Hı. Yani çok o açıdan, müzik açısından Tanpınar'a bakılmış çok detaylarıyla. Tabii. Halid Edip'e bakılsa belki başka müzik pasajları da bulmak mümkün olacak. Bir de Sinekli Bakkal'da beni etkileyen sanki bir ressam. Böyle elini alıp detaylı yağlı boya tabloyla o sokağı çizmiş gibi. Girişten başlar değil girişten. Mi dediğiniz gibi? Müthiş bir anlatım yani. Evet. O tasvir. Müthiş bir tasvir. Herhalde İstanbul üzerine Cumhuriyet döneminde yazılmış en önemli tasvirlerden birisi Sinekli Bakkal'ın girişidir. Çok müthiş. Şimdi Halid Edip Hanım'ın hayatında bir takım kahramanca çıkışlar var. Evet. Yani Kurtuluş Savaşı başlarken İstanbul'daki Sultanahmet mitinginde yaptığı konuşma. Göz kamaştırıcı değil bir mi? Şey tabii. Evet. Müthiş bir konuşma. Evet. Yani İstanbullulara Kurtuluş Savaşı'nın ne olduğunu, direnişin ne olduğunu anlatan bir konuşma. Sonra Ankara'ya geliyor. Zaten, milletler düşmanımız, milletler kardeşimiz, hükümetler düşmanımızdır diyor. Tamam. Müthiş bir şey tabii. Müthiş. Siyasi bilinç olarak da çok etkileyici. Sonra ikinci eşi Adnan. Adı varla. Adnan adı var, Ankara hükümeti tarafından görevlendiriliyor. İstanbul'da temsilci oluyor. Sonra beraber Ankara'ya geliyor. Halid Edip'in Atatürk'le beraber görüntüleri var. Fakat sonra arası açılıyor. Evet, galiba evet. Adnan Adıvar'ın terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na, yani ikinci fırkaya geçişi. Onu Türk'ün Ateşle imtihanın sonunda çok trajik olarak anlatır Halid Edip Hanım. Siz de hatırlayacaksınız. Yani biraz hükümetin mesuliyet meselesinden bir uzaklıklaşma oluyor. Büyük Millet Meclisi'nin öne çıkmasını Adnan Bey ve Halid Hanım tercih ediyorlar. Orada bir son bir ayrılıkları var. Onu çok detaylı yazmış. O çok bana dokunan bir şey. Soğuk bir kış gecesi ayrılırken çok üşüyor Halide Hanım. Atatürk'teki çıkarıp sırtındaki pelerini ona onu giyiyor ve diyor ki bu bir hatıra olarak kalacak. İstikbalde
çocuklarım onu sizin için yapılacak müzeye hediye edecek diyor. Arabaya binince ağlamaya başlıyor. Müthiş dramatik evet. bir sahne. Son defa görüyor. Oysa yani bu ara açılmadan önce Ankara hükümetiyle ara açılmadan önce Adnan Bey Lozan heyetinde evet, bulunuyor. Evet, evet. Yani İnönü'nden sonra ikinci adam yani. Orada da öyle bir öfke duymuşlar ki Adnan Adıvar'ın ben hatıralarını okudum. Yani Lozan'ı ve İnönü'yü, İsmet Paşa'yı öyle anlatıyor ki sanki öfkelenmiş gibi. Oysa birlikte çalıştıkları bir olay yani Lozan. Bazen böyle şeyler oluyor yani insan hayatında böyle kritik dönemlerde birbirlerini tam anlayamamak duygusu oluşabiliyor. Siz olsaydınız benim favorim Sinelikli Bakkal. 1930'lu vallahi yıllarda. Valla benim ilk göz ağrım Handan. O da hayatımdaki ilk gördüğüm roman. Oradan herhalde ilk öyle göz ağrım. Dedemin kitap evi vardı Kadıköy Altıyol'da. Annem beni oraya bırakıp aşağıya çarşıya inerdi. Okumayı yeni sökmüştüm. O Handan'ın kızıl saçlı çok güzel bir kadın resmi olan bir kapağı vardı. Onun karşısına geçip Handan'ı Handan, Handan diye hecelerdim. Öyle bir yer etti herhalde Handan. Sonra ilk okuduğum romanlardan hiçbir şey de anlamamıştım. Biri Handan oldu ama sonra ortaokul yıllarında tekrar okuduğum vakit çok önemli bir eser olduğunu düşünüyorum. Ama siz önce kitaba aşık olmuşsunuz. Kadına, o kapaktaki kızıl saçlı. Handan'a aşık olmuşsunuz. Emin olun o kapak hala duruyor evde. Yapmayayım. Kitap kayboldu ama o resmi olduğu gibi saklıyorum. Handan'ı şundan çok önemsiyorum. O devre kadar çok kadın meselesi, aşk meselesi üzerine çok roman yazılmış ama Halide İtman'ın bunu bambaşka bir yöntemle kaleme almış. İçimize attığımız duygular hem erkek kahramanların hem kadın kahramanların onların mektup yoluyla birbirimize yansıtması. Bu açıdan bir de sonra Handan'ın hastalığında bir sentaks kullanmış. Handan bir beyin hummasına yakalanıyor. O güne kadar Türkçe söz diziminde Halide Edip Hanım'ın kullandığı bu sentaks yok. O kendisi bulmuş. Arkasında koca bir İngiliz edebiyatı var belki ama bunu yanlış anlamışlar. Bozuk bir dili var diyorlar. Allah halbuki Allah. O bozuk bir dil değil. Bir sayıklamanın kelimeleri, bir sayıklamanın cümleleri o güme gitmiş o devirde. Ama onun dışında ben galiba en çok hangisini derseniz Kalp Ağrısı'nı çok seviyorum. Güzel kitap. Kabul. Yani tartışılmaz. Çok etkileyici bir tarafı olan bir kitap ve son defa aşktan bahsettiği romanı da Kalp Ağrısı oluyor. Ondan sonra birçok roman yazıyor ama bir daha aşk konusuna geri dönmüyor. En son 1950'li yıllarda Hayat Dergisi'nde bir romanı yayınlanmıştı. Akile Hanım Sokağı. Akile Hanım Sokağı. O da müthiş etkilemişti evet. beni. Onu da o yıllarda tefrika olarak her hafta heyecanla bekliyorum. Ben de heyecanla okurdum. Evet, çok etkileyici bir romandı. Onu bir tür Sinekli Bakkal'ın devamı gibi yazıyor. Yani o eski Aksaray Sokağı'nın evet. 1950'lerdeki Amerikancı Türkiye'deki yeni yapılaşmayla içindeki yerini araştırmak için. Oradaki röportajı hatırlıyorum. Orada fotoğrafı vardı. Yaşlı, beyaz saçlı. Evet. Eski fotoğrafını hatırladım. Yani 1920'lerdeki böyle cazip, güzel bir hanım. Güzel gözlü. Güzel gözlü evet. hanım derken yaşlanmış yani. Bir de hayat enteresan. Yani Türkiye'den ayrıldıktan sonra, Türkiye'ye küstükten sonra önce İngiltere'de yaşıyor. Sonra Hindistan'a gidiyor. Evet, o da çok ilginç. Çeşitli yerlerde konferanslar veriyor. Dünyanın dört bir tarafında bir varlık gösteriyor. Şimdi şeyde yani daha önce anlattık. Türkiye'ye küsüp ayrılıyorlar. Fakat sonra barışıyor. Hatta özür bile diliyor. Hatta kitabının yani Türk'ün Ateşle İmtihanı'nın sonunu değiştirerek yayınlıyor değil mi Türkçe'de? Evet, öyle yapıyor. Onu İngilizce olarak yayımlamış. İlk yayına İngilizce. 26-28 falan arası zannediyorum. 50'lerden sonra, 54'te Türkçe'ye çeviriyor. Kendisi de çevirmiyor, spontane olarak çeviriyor. Ve başka bir edebiyatçımız, ona asistanlık yapıyor, Vedat Günyol, ona dikte ettirmiş. Orada birçok yerde gözyaşlarını dikte ederekten tutamamış. Yani o yılları, o günleri hatırlayarak çok etkilenmiş. Barışıyor Türkiye ile. Şimdi isterseniz bir filme bakalım. Çünkü Sinekli Bakkal çok önemli bir Türk filmi. Evet. Osman Seden
şey etmişti, reisini yapmıştı. Türkan Şoray var. Evet. Edis Sun var. O filmden bir sahneyi görelim. Mutlaka. Bugün camide sizi dinledim. Tebrik ederim. Harikuladeydiniz. Teşekkür ederim. Okuduğunuz surenin manasını söyler misiniz? Rabbim insanı çamurdan yarattı. Cinleri de yalın bir alevden halk etti. Bütün alemlerin Rabbi olan Allah'ı. Her şey O'nun. Kainat üzerinde her şey fani. Ancak Rabbimin azametli, heybetli birliği ilelebet baki. Başka emriniz efendim? Estağfurullah. Sadece tebrik, minnet. Edebiyatına Halide Edip dediğimiz zaman dünya edebiyatında önemli kadınlar var. Çok sayıda. Daha doğrusu sadece edebiyat değil, düşünce hayatında evet. da. Bunlardan bir tanesi George Sand. Evet. Erkek kılıyla hep evet. akıllarda kalan, oysa cazip bir kadın. Üstelik de çok önemli bir sevgisi var, Chopin'in evet. aşkı. Alfred de Musée. Hepsi yani evet, o evet. kadar çok aşk yaşamış evet. ki. Ama Chopin'e çok acı çektirmiş galiba. Evet, evet. Çok eski yıllarda ona ait bir film seyretmiştim. Siyah beyaz bir film seyretmiştim. Ağlayan Nameler miydi? Öyle bir şeydi. Yani Chopin'in hayatını okurken çok önemli yeri vardır. Gerçekten söylediğiniz gibi çok büyük bir aşk. Fakat ızdıraplı, eziyetli evet. bir aşktır. George Sand'ın romanları çok izlenmiş, çok okunmuş. Devrinde bir olay olmuş tabii. Bir olay olmuş. Üç döneme ayrılmış. Yani başlangıçta yazdığı romanlar kır hayatına ilişkin ve geleneksel edebiyattan, halk romanlarından esinlenmiş olan yarı mitolojik değer taşıyan kitaplar. Sonra orta döneminde kendi dediğiniz gibi o Chopin falan onlardan iz taşıyan kişisel yaşamından çıkan bir takım aşk romanları yazıyor. Sonraki en son döneminde de o da çok ciddi, Halide Hanım'ı aratmayacak kadar siyasi bir tavır takınıyor. Evet, yani, o dönem Avrupa'sının bütün evet. şeyleri etkilemiş onu. Fakat aşkları da çok enteresan. Son döneminde bir büyük aşkı var. Bir Amerika'da yaşayan bir adama aşık oluyor. Ama karşılık görmüyor. Müthiş ızdıraplar yaşıyor. Böyle bir hayat. Benim asıl dikkatimi çeken kadın yazarlar arasında Simone de Beauvoir. Halide Edip'e bence en yakın. Yani değil mi? Ondan sonraki bir yazar, ondan sonraki bir kuşak ama kültür hayatında, dünya kültür hayatındaki oynadığı rol açısından Halide Edip'e en yakın belki de. Tabii yani Karl Marx dediğin zaman izleri var. Evet. Komünizmin veya evet. sosyalizmin, bilimsel sosyalizmin. Jean-Paul Sartre dediğin zaman zaten akla ilk gelen evet. isim o. Şeydi, ikinci cins diye Gözlem o bir olay oluyor tabii. Gözlem Sekseni'nin kitabında feminizmin evet. zirveye çıktığı bir olay. Simone de Beauvoir çok enteresan bir kadın. Şu da romancı olarak da tabii ilginç bir yazar. Sadece feminizm meselesi değil. Hem tabii bütün dünyayı belki de feminizmle bir baş başa bırakan yani insan Simone de Beauvoir. İkinci cins kitabı beni çok etkilemişti. Yani hakikaten kadının baş kaldırısıydı dünyaya. Çok şüphesiz ki bütün bir yolu açıyor. Ama bana sorarsanız hiç bilinmeyen bir kitabı beni çok etkilemiştir. Sessiz Bir Ölüm. Kendi annesinin ölümünü anlattığı. Çok incecik de bir kitaptır. Çünkü Beauvoir biraz sözü uzatan bir yazardır. Bol bol, sayfalar bolca yazıyor ama o Sessiz Bir Ölüm incecik bir kitaptır ve önemli bir yazarımız Bilge Karasu rahmetli onu Türkçe'ye çevirmişti. O mu çevirmişti? O çevirmişti. Allah rahmet eylesin. Çok etkilemişti beni o Sessiz Bir Ölüm. Hakikaten hastaneler, insanların hastalığı, hastanın yalnızlığı, hiç Beauvoir'ın o cesur tutumundan beklenmeyecek kadar naif bir kitap. Naif, son derece naif dediğiniz gibi.
Ama yani Simone de Beauvoir bir dönemi çok etkiledi. Yani bir de şey derler yani, eğer Simone de Beauvoir olmasaydı belki Jean-Paul Sartre da Sartre olmazdı. Ama Sartre olmasaydı Simone de Beauvoir hiç olmazdı. Değil mi? Karşılıklı birbirlerine çok önem vermişler. Başlangıçta büyük bir aşkla başlayan. Ama sonra bir dayanışmaya, bir fikri dayanışmaya, düşünsel bir dayanışmaya doğru gitmiş. Ve ömrünün sonuna kadar da bu fikri dayanışma devam etmiş. Bu çok kolay bir şey ama değil. Ama yani araya da aşklar, farklı aşklar girmiş. Jean-Paul Sartre'ı pek bilmiyoruz da. Hayır hayır. Simone de Beauvoir da var. Birkaç tane var. Yani var. Onlar ama ayrılmışlar zaten. Yollar da ayrılmış. Fakat Simone de Beauvoir tabii Jean-Paul Sartre'ın ölümünden sonra muhteşem bir kitap yayımladı. Veda Töreni diye. Evet. Çok şükür o da Türkçe'ye çevrildi. Çevrildi evet. Orada Sartre'ın mektupları, anılar, mücadele hepsi okurlar buluşturdu. Yani bir etki yapması açısından, okunması açısından Halide Edip Hanım'a benziyor. Ama toplumda oynadığı rol çok farklı. Çok farklı. Hı. Halide Edip Hanım'ın öyle feminizm diye bir meselesi olduğunu sanmıyorum. Ama onun da bir başka meselesi olmuş. Yakın tarihimizin, Osmanlı'nın sonundan itibaren Cumhuriyet'in meseleleri hepsini tek tek tahlil etti. Yani bir romancıyı aşan bir şekilde. O da bir çeşit varoluşçuluk yani değil mi? Tabii. Bir romancıyı aşan bir şekilde. Mesela onun çok önemli bir kitabı var. Şark, Garp, Türkiye'de Amerikan tesirleri. Doğru çocuk. Bu kitap yayımlanmış, 60 yıl tekrar basılmamış. Yani bir insanın bu ülkenin ferdi olup da o kitabı nasıl merak etmez? Çok düşündürücü bir şey. Şimdi basıldı birkaç sene önce. Sanmıyorum ki çok büyük bir ilgi çekmiş olsun. Şimdi daha önce de söylediğim gibi bu cep telefonları galiba kitabın yerini almaya evet. başladığı için. Ya ama nasıl alıyor? Ya onunla yetinerek, yani birbirimizi arayarak mesaj çekiyor, öyle mi oluyor? Böyle bir şey olacak gibi değil yani. Halbuki o Türk'ün Ateşle imtihanı olsun, başka eserleri olsun, onlar yakın tarihimizin sebepleri açısından, neticeleri açısından erişilmeyecek yapılar. Tabii her gün televizyon programlarında birbirleriyle kavga edenler, kavga etmek yerine, evet. lüzumsuz yere bunları birazcık eğilseler galiba daha... Yansıtabilseler, duyurabilseler çok daha başka bir şey olacak. Diyorum ki yani bu programın sonunda hem şeyi Simone de Beauvoir'a evet. hem George Sand'ı hem de Halide Edip'i Edith Piaf'la analım diyorum. Başka büyük, başka kendi alanı, başka büyük kadın sanatçısıyla. Büyük kadın sanatçı evet. ve pişman değilim desin. Of ne pişman. Herhalde ikisi de pişman olmamıştır. Jeune Regretteur yani. Olağanüstü bir şarkısı. Evet. Le bien pour ma peine, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. Mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. De rien, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal, non, rien de rien.
Thank you.